16 Ağustos'ta başlayan yangınlar bölgemize çok etkili oldu maalesef. 16 Ağustos'ta iki büyük yangın başlamıştı. Biri Milas Beçin'de, biri de Bozdoğan tarafından Kavakdere'ye doğru gelen yangın. Tabii bu ikisiyle ilgili hem Sayın Valimizin başkanlığında toplanan kriz masası hem de Büyükşehir'de oluşturduğumuz kriz masası faaliyetteydi. Orman Genel Müdürlüğümüzün, Orman Bakanlığımızın hava araçları zamanında aslında müdahale ettiler buralara ama tabii alan çok büyük. Sadece burada da yangın yok. Manisa, İzmir yangınları da çok etkili. Hava araçlarının bir bölümü de o bölgeye gitti. Ama buna rağmen o iki bölgedeki yangın artık kontrol altına alınmıştı. 16 Ağustos'ta başlayan yangınlar. Tabii bugün itibariyle 3 yangın daha bölgemizde çıktı. İşte bunlardan bir tanesi bugün şu anda buradayız. Kafaca'dayız şu anda. Yatağan, Yava, Nebiler bölgesinde çıkan yangın. Bu yangın da ekiplerin üstün gayretleriyle kısmen kontrol altına alındı. Şu anda da karadan soğutma çalışmaları sürüyor. Tabii gece olması hasebiyle hava araçları çok fazla şu anda burada faaliyet gösteremiyor ama yine gece görüşte iki helikopter başka bir bölgede şu anda yangını önlemeye ve soğutmaya çalışmakta. Şu anda dediğim gibi bu bölgedeki yangını takip ediyoruz. Bir de Menteşe ilçemizin Yaraş bölgesinde çıkan ve oradan da Ula'nın Armutçuk bölgesine doğru ilerleyen bir yangın daha var ki şu anda en riskli bölgenin orası olduğunu görebiliyoruz. Şu anda orada da dediğim gibi iki tane havadan müdahale eden gece görüşlü helikopterler ve ekipler var. Biz de Büyükşehir olarak zaten bu 16 Ağustos'tan itibaren kriz durumuna geçtik ve bütün izinleri iptal ettik. 24 saat esasına göre mesai yapıyoruz. İtfaiyemizi takviye ediyoruz. Sadece tabii biz değil, bütün diğer kurum kuruluşlar, herkes, jandarmamız, Orman Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyelerimiz, yine gönüllülerimiz, herkes şu anda müdahaleleri yapıyorlar. Umarım bir an önce bunları da söndürürüz ama bugün yine iki riskli bölgede yangın daha çıktı. Bir tanesi Datça Kızılbük'te çıkan yangın ve bir tanesi de Bodrum Gölköy'de çıkan yangın. Bunlar da çok büyümeden yine itfaiyemizin ve ormancılarımızın üstün gayretleriyle söndürüldü. Ancak yani bu yangınların çıkış sebebini bir düşünmek lazım. Şu anda o kadar riskli bir dönemdeyiz ki Sayın Bakanımız sürekli bu konuda açıklama yapıyor. Diyor ki ormana lütfen girmeyin, çok dikkatli olun. Ve bu yangınların birçoğu da insan hatasından kaynaklanan yangınlar. Evet, bazen doğal yollarla da çıkabiliyor ama büyük ölçüde insan hatasından kaynaklanıyor bu yangınlar. O yüzden herkesin çok dikkat etmesi lazım. Yani bölgemizdeki orman varlığı çok yüksek. %68'i ormandır Muğla'mızın. %8'ini 2021'de kaybetmiştik. Şimdi de bütün bu yangınlarla beraber bir bölümünü daha maalesef kaybettik. Yani orada yanan sadece tabii orman değil, bir üretim de orada kayboluyor. Bazı yerlerde zeytinlikler maalesef yandı. Beçin bölgesinde özellikle halkın geçim kaynağı olan zeytinleri kaybettik. Çamlar yandı. Bu, özellikle Kavakdere bölgesinde fıstık çamları yandı. Orada biliyorsunuz çok önemli bir fıstık üretimi vardır. Yine bal ürettiğimiz güzel bal ormanlarımız maalesef yok oluyor. Yani bunlara çok dikkat etmemiz lazım. En azından insan hatasından çıkmasın. Herkes çok dikkatli olsun. Bizim çağrımız budur. Yani bizim amacımız şu: meskun mahalleleri korumak. Çünkü özellikle çok kırık arazilerde, yani çok sarp arazilerde karadan müdahale de mümkün değil ama en azından köylerimize, mahallelerimize veya tarım alanlarımıza, zeytinliklerimize gelmesini önlemeye çalışıyoruz. Bizim şu anda yaptığımız hem soğutma çalışmaları, bir taraftan ormana, orman yine itfaiyecilerimize destek olmak, hem soğutma hem de koruma çalışmaları. Şu anda yaptığımız çalışmalar bunlar. Hem bu yatağın bölgesinde hem şu anda Ula Menteşe bölgesinde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Herhangi bir yangın anında Orman Bölge Müdürlüğümüz talep ettiği anda onların emir komutasına verebiliriz. Bu konuda hiçbir beis yok. Sağ olsun, tabii ki Sayın Vekilim de yangının ilk gününden beri yanımızda, bölgede açıklamalarını da her zaman yapmakta. Yine yatağın belediye başkanımız Sayın Mesut Günel de burada. Takip ediyorlar onlar da süreçleri. Onlar da bütün ekipleriyle, personeliyle sahadalar. Kendilerine de burada teşekkür etmek istiyorum. Sağ olsunlar. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.